Kısa adı MEKADİM olan Mersin Kültürler Arası Diyalog ve Düşünce Merkezi Derneği tarafından Hoşgörü ve Diyalog adı altında iftar programı düzenlendi. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve birçok davetlinin de katıldığı iftar yemeğinde tasavvuf müziğinin örnekleri de katılımcılara sunulurken yemekte bir konuşma yapan MEKADİM Başkanı Sebahattin Batmaz, insanın özel bir varlık olduğunu ve her yönüyle incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek insana yapılacak her türlü müdahalenin yanlış olacağını ifade etti. Hem İncil'in yaratılış kitabında hem de Kur'an'ın yaratılış bölümünde insanın dünyanın her bir tarafından harmanlanarak yapılan bir hamurdan, karışımdan yaratılmış olduğunu söyledi. Anadolu'nun farklı kültürlerin buluştuğu önemli bir merkez olduğunu kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ise Anadolu'daki milletlerin sonsuza kadar barış içinde yaşayacaklarına olan inancını dile getirdi. Bizim bir Anadolu kültürümüz var zaten ve tüm inançları, tüm renkleri, tüm kültürleri bir arada bağrında yaşatan bu topraklar ilelebette böyle yaşayacağına inanıyorum. Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneği yöneticisi Ali Muhmani Koşan da Mersin'in bütün inanç yollarının kesiştiği bir kent olduğunu ve tüm kesimleri bir araya getiren bir özelliğinin olduğunu dile getirdi. Anadolu'dan Çamlıca'ya kadar Mersin'i şöyle bir düşündüğümüz zaman Romanıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle ve diğer gayrimüslim inanç gruplarıyla Mersin'imiz bütün inanç topluluklarının yollarının kesiştiği bir merkez halindedir. Ve bu yönüyle de aslında güzel ülkemizin minimize edilmişi olarak tasavvur edilebilir. Mersin İl Müftüsü Ali Melek ise her insan odaklı çalışmalara önem verilmesi gerektiğini belirterek insanın yaratılmış varlıkların en şereflisi olduğunu vurguladı. Hepimizin ortak noktası insan ve o insan eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olanların en şereflisi makamında halk edilmiş olan bir gerçek. Millet olarak geleceğe kardeşlik duygusu içerisinde adım atmak gerektiğini anlatan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yoksullara karşı toplumdaki bireylerin üstüne düşen görevleri olduğunu ifade ederken Ramazan'ın manevi ortamı bu sorumluluğu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Her ibadetin insanı zenginleştiren bir yönü yanı sıra insanları birbirine bağlayan yönü de vardır. Oruç ibadeti de bizlerin bir bütün olarak aynı duyguları paylaşmamıza vesile olacaktır dedi. İbadetin anlamı içerisinde bugün burada orucun sadece nefsi bir terbiyenin ötesinde içtimai bir zenginlik olduğunu, yaşadığımız topluma, içinde bulunduğumuz çevreye karşı, bu toplumun muhtaçlarına, bu toplumun düşkünlerine, bu toplumun yoksullarına ve yoksunlarına karşı birey olarak görevlerimizin ve ödevlerimizin olduğunu hatırlatan bu sorumluluğumuzu bize Ramazan'ın manevi ortamı içerisinde bir kez daha hatırlatan çok önemli bir zaman dilimi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.